Instagram, Gurbet Engin. Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda sizi böyle karşılıyorum çünkü ders çalışma günü çekiyoruz. Sabah paragraf problem çözdüm, biraz da fizik çalıştım. Şimdi de dershaneye gideceğiz. Sabah çok erken kalkamadım maalesef. Ama yarın daha çok erken kalkabileceğimi düşünüyorum. Çünkü dün gece uyuyamadım biraz. Onun dışında şimdi dershaneye gideceğiz. Hazırlandım. Kızlarla da dershanede şöyle bir 10-15 dakikalık da olsa çalışmak istiyoruz. O yüzden hafif çok az böyle erken gideceğiz. Gelince daha düzgün konuşabilirim. Sadece şu anlık videoyu başlatmış olmak için buradayım. Bundan önce benimle 2 gün boyunca çalışın videomu sevmiştiniz bayağı. O gün de dershaneye gidip gelmiştik. O yüzden böyle tekrardan bir video çekmek istedim. Yine pazartesi, salıyı içeren, belki çarşambayı da içeren, bilmiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bundan önceki videolarımı da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. O zaman şimdi ben dershaneye gidiyorum. Herhalde biraz makyajı abarttım. Kendimi çok garip hissediyorum. Biraz çirkin oldum sanırım ama. Neyse, maske kapatıyor zaten. Arkadaşlar ben araba sürmeyi öğreniyorum, biliyor musunuz? Bence araba da benim. Hem güçsüz hem köpek. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar İlayda'nın kanalını çaldım. Aa, masken mi açık senin? Aa. Ders başladı. Ders başladı. Evet. Şuraları koyma bak, şuraları koyma. Annem de ki siz ders başlamışım ya der. Hadi iyi dersler, tamam, güzel. Artık videolarımı Berra'ya koymamaya karar verdim. Evet, Berra'nın kardeşiyleyiz bundan sonra. Evet. Ablamın kanalında da beni bulabilirsiniz. Evet, hatta dişini falan çekiyorlar videoda. Değil mi? Evet. Ama bir şey, o kadar korkusuz ki. Ben küçükken annem çekerken o kadar korkardım ki. Kendisi geliyor böyle. Dön dön falan yapıyor. Ablam da orada gerçekten ablama çok kızdı. Ablam bak böyle çekiyor, tamam mı? Böyle tam çıkacağını hissediyorum, tamam mı? Herkese merhabalar. Şimdi ben eve geldim dershaneden. Saatlerimiz 4. Şu an falan geliyor. Şimdi şehir dışından amcamlar geldiği için babaanneme gideceğiz ama yaptığım şeylerden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben fiziği VIP fizik kanalından dinliyorum ya. Şu an yatay atışları çalışacağım mesela. Bunun fotokopilerini çıkarttım. PDF'lerini çıkarttırdım. Sene sonuna kadar bir 12 sayfa falan kaldı zaten. Fiziğe kanal arıyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz. Kesinlikle reklam amaçlı değil. Sadece kendim kullandığım için göstermek istedim. Onun dışında bugün yanıma çok bir şey almayacağım. Sadece TYT matematik kitabını alıyorum. Bir de fizik defterim. İşte PDF çıktısını alacağım. Onun dışında bir şey almayacağım. Çünkü babaanneme gideceğiz dediğim gibi. Orada çok çalışabileceğini düşünmüyorum. Sadece yapabilirsem buradan fizik yaparım. Yapamazsam TYT matematik çözerim. Bu şekilde. Sabahta zaten paragraf problem çözmüştük. Dershanede fizikle kimya dersimiz vardı. Kimyada sıvı çözeltilerden devam ettik. Tepkimeli sorulara falan baktık. Ve fizikte de şey işledik. İtveme momentumu bitirdik büyük ihtimalle. Ya da bitirmek üzereyiz. Son kısmında kaldık. Bu şekilde. Selamlar. Büyük ihtimalle şu an böyle bir şey görmeyi beklemiyordunuz ama biz son anda babaannemlerle kalmaya karar verdik. Şuradan göstereyim bakın. 9'a gelen normalde şu an eve gidiyor olacaktık ama burada kalma kararı aldık. Çünkü zaten amcanlar çok durmayacak burada haliyle şehir dışından geldikleri için. Ben geldim buraya, böyle kendime bir ortam kurdum. Kalemleri falan şuraya koydum. Direkt mutfak masasındayım yani. Sabah gösterdiğim VIP fizik kanalından çıkarttığım fizik fotokopileriyle fiziğe devam edeceğim. Biraz daha böyle fiziği eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Fiziğe abanacağım bu aralar yani. Ondan sonra biraz TYT matematik çözerim. Umarım atışlar bayağı hızlı geçer zaten. Yatay atışı bitireceğimi düşünüyorum açıkçası. Sabah da düşey atışı bitmişti zaten. Zaten hani çok zorlandığım konular değil, o yüzden hızlıca geçelim diye düşünüyorum ama testleri uzun sürebilir. Sadece konu anlatımını hızlı götürüp testleri arkadan böyle hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Şimdi web fizikten video izleyeceğim için şu anda hızlanmış video çekemeyeceğim. O yüzden etüt bittiğinde haber vereceğim size. Şimdi 45 dakikalık birinci etütümüzle de başlıyoruz. Saçlarını kestirdim.
çok ağladım ya. Gerçekten mi? Ağlamadım da ağlayacak gibi hissettim. Burada 2 saat çalıştım. Atışları bitirdim. Şöyle şurayı gösterelim. Şurada son 2 soru kaldı ama ona da artık beynim yetmedi, yeter dedi yani. Şöyle atışları bitirdim. Başta mı? Bu da matematik çözdüm ama bakın bir şey göstereceğim şimdi size. Bu arada şimdi ben çözdüm he. Şuranın 12 olduğunu buldum. Şimdi de saat 12 oldu büyük ihtimalle. Ya gece mi ki? Aynen 11.30 ve içi köfte alacağız. Bana? Aynen geliyor şu an yalı. 110-120 soru falan çözdük toplamda. 110-120. Aynen o arada bir şey. Herkese merhabalar. Birkaç gündür sizinle düzgünce konuşamadım çünkü gördüğünüz üzere hem amcamlar bizdeydi. Onlar şehir dışından geldikleri için çok fazla Mera'ya konuşamadım çünkü onlarla vakit geçirdim. Kalan zamanda da biraz hızlıca ders çalıştım. Büyük ihtimalle zaten hızlandırılmış bir şekilde genel olarak onları izlediniz. Özellikle dün hiçbir şey çekemedim. Bugün ise dershanedeydim yine. Kendi yaptıklarımdan biraz bahsedecek olursam, aralar biraz fiziğe abanmış durumdayım. Fiziği anlayıp sevdiğim için aslında biraz da üstüne düşmeye başladım. Sadece hareket konusunda biraz sıkıntılarım var. O hareket konusunda yani Newton hareket yasaları, ondan sonra olan işte bir boyutlu hareket, iki boyutlu hareket falan. Aslında atışlarda hiçbir sıkıntım yok. Atışlar çok güzel ilerliyor. Ama onun dışında bir boyutlu hareket falan, onları çalışmam gerekiyor tekrardan. Onu da yine VIP fizikle yapacağım muhtemelen. Onun dışında gerçekten harika giden bir fizik var şu an. Çok şaşkın hissediyorum ben de kendimi. Şimdi yine ders çalışacağız. Bu arada yarın da dershanede denemem var. Neyse yapacaklarımdan biraz bahsedeyim. Öncelikle bir tane kargo var. Anne! 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 Elime böyle bir kargo ulaştı. Önceden merak edip açtım demeyeceğim. Zaten açmam gerekiyordu. Çünkü size görmediğim bir şeyi böyle hani gelip arkadaşlar bu geldi falan diye önermek istemem. Bakın burada böyle bir sürü deneme var. Motivasyon kartlarını bence birlikte açalım. Ben önceden baktım, hatta hepsini tek tek okudum. Seti aldığımız zaman içinden böyle motivasyon kartları çıkıyor. Ve 50 tane burada motivasyon kartı var. Gerçekten çok tatlı sözler var ve hepsi böyle bilindik ve örnek alınabilecek kişilerin sözleri. Gördüğünüz gibi her kartın arkasında böyle boşluklar var ve aslında buraya kendi düşüncelerinizi de yazabiliyorsunuz. Onun dışında asıl zaten önemli olayımız hemen net derse denemeler. Bu genel 5 tane TYT denemesi, 25 tane problemler denemesi, 10 tane matematik denemesi, 15 tane TYT fen denemesi, 10 tane ise yine Türkçe denemesi. Bu sanırım sayısal olan seti. Bana sayısal olan setini hediye ettiler. Benim aslında önermek isteme sebebim de şu. Sayfa çok boş ve gerçekten çözmek istiyorsunuz. Öyle bölümlere ayrılmış. Denemeler 3 bölümde oluşuyor. Denemedeki soruları hem uzman zaten hocalar hazırlıyor hem de SYM'nin soruları ve MEB'in hazırlamış olduğu kazanım testleri baz alınarak hazırlanmış denemeler. O yüzden gerçekten güzel olacağını düşünüyorum. Bahsetmek isteme sebeplerinden birisi de yeni bir yayın olması, bilimsel yayınları. Benim çok hoşuma giden bir seri oldu. Hem genel denemeyi, hem problemler denemesi, hem de matematik ve Türkçe'yi şu an kullanmaya başlayacağım.
Gördüğünüz gibi bakın aralarında motivasyon sözleri falan da geçiyor. Böyle onlar da yeni bir işe girişmişken onları desteklemek istedim. Siz de eğer bakmak isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum. Aynı zamanda denemeler video çözümünü, soru çözümlerini bulmak istiyorsanız YouTube kanalına girebiliyorsunuz. Ben de bu şekilde yaptım bu arada neden sizce. Kalemleri kaldırıp buraya mumları koydum. Gördüğünüz gibi 2 gündür pek iyi çalışamıyorum. Bugün ise şöyle bir program yapmışım. Paragraf, problem, fizik, round, fözkülünden ilerle ve matematik, trigonometriyi bitir. Vaktin kalırsa yapamadıklarına bak diye. Pazartesi de dersler başlıyor. Okulun dersleri. Gerçekten hiç girmek istemiyorum yine. Ama bilmiyorum ne olacak. Neyse ara vermeyelim. Trigonometriyi bitirelim. Bu hafta yine analiteye başlayalım. Zaten eşitsizliklerden bayağı ilerliyoruz ama biz okulda çember ve daireyi bitirmek üzereyiz. O da garip bir olay tabii ki. Bu arada gerçekten 2 gündür az çalışıyorum ama verimli geçen nadir günlerinden kendimi derse verebiliyorum. O yüzden de bu beni çok güzel hissettiriyor. Ama gerçekten konuşasım gelmiş galiba 2 gün boyunca konuşmayınca. Herkese son kez merhabalar. Bahsettiğim üzere bu hafta atacağım videolardan birinde çekiliş olacak demiştim ama o hafta attığım videolara çekiliş koyamadım. Ben de bu haftanınkine koymak istedim. Ve 2 hafta beklettiğim için de gayet güzel kitaplar seçtim. 3-4-5'in Türkçe Soru Bankası'nı seçtim. TYT Türkçe Soru Bankası'nı. İçini şöyle göstereyim. Zaten artık bilmeyen yoktu. Aynı zamanda onun yanında bir tane geometri kitabı koymak istedim. TYT Geometri. Bu kitap da hız yayınlanan bir kitabı ve gerçekten içi böyle çok güzel yeni nesil sorularla dolu. Gördüğünüz gibi çok güzel oluşturulmuş bir kitap. Kitabın dizaynı falan çok farklı. O yüzden bence yine çok güzel bir kitap. Ardından da yine çok kalın bir kitap koydum. Arın'ın TYT Matematik kitabı. Bu seri yeni çıktı biliyorsunuz ki. Hatta biz bunun galasını yaptık. Onu da izlemediyseniz kartlardan izleyebilirsiniz. Seri zaten çok güzel. Arı yayınları da gayet güzel. O yüzden bunu da böyle güzel bir matematik kitabı varken çekilişe koymak istedim. Bu da çok kalın bir kitap bu arada. Gördüğünüz gibi yaklaşık 500 sayfalık bir kitap. Çok kalın ve içini de göstereyim. İçini zaten biliyorsunuzdur artık. Bu 3 kitabı size hediye etmek istedim. Yapmanız gerekenler çok basit aslında. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yoruma katıldığınızı belirten ve size ulaşmamı sağlayabilecek bir yorum bırakmak. Çünkü kazandığınız zaman size ulaşmam gerekiyor haliyle. Size ulaşabileceğim ve katıldığınızı belirten bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda tabii ki güzel düşüncelerinizi de yoruma yazarsanız çekiliş size çıktığında gayet mutlu oluyorum. O yüzden güzel olur. Bu şekilde umarım çok isteyen birine çıkar. Güzel böyle bir TYT seti hazırlamak istedim. Matematik, Türkçe ve geometri adına. Kartları yaptığınızda zaten katılmış oluyorsunuz. Çekiliş süresi zaten her zaman olduğu gibi bir hafta. O zaman umarım dediğim gibi isteyen birine çıkar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay de.